Selamlar güzel insanlar, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Celal Şengör'ün Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor kitabını okudum ve bu kitap hakkında sizinle birazcık konuşmak istedim. Öncelikle kitabın kapağını göstereyim. Şöyle Celal Hoca'nın bir resmi var. Kitap 234 sayfa. 234 sayfadan sonra da Celal Hoca'nın çok güzel resimleri var. Hem gençlik yıllarından hem çevresindeki önemli insanlarla ve bir tane de uçakta bir resmi var. Uçaktaki resmi çok tatlıydı çünkü yüzündeki o mutluluk çok net belli oluyordu. Yani Türk Hava Kuvvetleri'ni bu kadar seven, işte havacılığı bu kadar seven bir insan ben daha önce hiç görmemiştim. Zaten Celal Hoca da konuşmalarda hep bir yerde oraya bağlıyor ve o konulara da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi bu kitapta ne anlatılıyor? Önce onu söylemem lazım. Birazcık otobiyografi tarzında başlıyor. Celal Hoca'nın nasıl bir çocukluk geçirdiğini, çocukken neler okuduğu, ondan sonra nasıl bir çevrede büyüdüğü ve jeolojiyi neden bu kadar sevdiğini çok güzel bir şekilde anlatıyor kitap. Ondan sonrasında da siyaset, bilim, çocuk nasıl yetiştirilir, evlilik hayatındaki sorular geliyor ve konular hep böyle bütün haline gidiyor. Cidden burada Damla Karakuş'a da sevgiler, saygılar, çok güzel sorular sormuş ve konu bütünlüğü gitmeden, yani bir bütünlüğü bozmadan sırayla ve Celal Hoca'nın da verdiği cevaplardan da birazcık yola çıkarak sorular sormuş. Bu kitaplarda, söyleşilerde soru sormak cidden çok büyük marifet ve çok önemli. Çünkü yani karşınızda bir bilgi var ve bu bilgiyi almanız lazım ama doğru soruları sormanız lazım. Yani Celal Hoca da bu tarz bir şeyde cidden hani en örnek olabilecek insanlar. Çünkü bir şey sorduğunuz zaman cevabını dürüst bir şekilde ve akıcı bir şekilde ifade edebiliyor. Yani zaten ifade yeteneği inanılmaz bir seviyede. Ve burada da çok güzel bir tecrübe alabileceğimiz, 68 yıllık müthiş bir tecrübe alabileceğimiz bir insan var. Ve çok güzel de bir kitap olmuş. Umarım siz de okursunuz ve biraz olsun hayatınıza bir şeyler katar bu kitap. Kitapta çok güzel dizi önerileri, film önerileri, kitap önerileri, gezecek yerler ve gezecek yerleri nasıl gezeceğine kadar çok fazla şeyden konuşuluyor. Kitabı kesinlikle okumanızı öneriyorum. Benim kitap hakkında yorumlarım bu şekildeydi. Başka kitaplarımı okumamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kitap videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.